İki video önce yarı ömür konusunu öğrenmiştik ve bir yarı ömür, iki yarı ömür ve üç yarı ömür sonrasında bileşiğin ne kadarının kalacağını bulmak istersek bunların kolay olacağını görmüştük. Her periyotta sadece yarısını alabiliriz fakat yarı ömrün yarısından bir günden, 10 saniyeden ya da 10 milyar yıldan sonra ne kadar bileşik kalacağını bulmak istersek bu kullanış olmayacaktır her periyotta bileşiğin sadece yarısını alabiliriz. Fakat yarı ömrün yarısından, bir günden, 10 saniyeden ya da 10 milyar yıldan sonra ne kadar bileşik kalacağını bulmak istersek bu kullanışlı olmayacaktır. Şimdi size bir formül göstereceğim. Verilen herhangi bir zamanda bozulmuş bir atom ya da element miktarı eşittir, başlangıç miktarı çarpı, e üzeri sabit bir sayı, mesela eksi k çarpı t diyebiliriz ve sonrasında belirli bir element ve belirli bir yarı ömür için k değerini bulup probleme uygulayabiliriz. Bu videoda bunu yapacağız ve böylece bütün değişkenler biraz daha somut hale gelecek. Şimdi karbon için genel bir formül bulalım. Karbon 14'ün yarı ömrü 5730 yıldır. Şimdi bu bilgileri kullanarak denkleme uygulayabilecek miyiz? Bir bakalım. T değeri 5730'a eşit ve şu andan itibaren T gördüğümüz her yerde bu sayıyı yazacağız. Bu değer eşittir başlangıç miktarı yani n0 çarpı e üzeri eksi k çarpı 5730. Bu ne kadar yıl geçtiğini gösteriyor. Yarı ömür tabiri bize 5730 yıl sonra elementin başlangıç miktarının 1 bölü 2'sinin kaldığını anlatıyor. Yani eşitliğin sağ tarafı başlangıç miktarının yarısıdır. Buradan hareketle k'yı bulmaya çalışalım. Eşitliğin her iki tarafını da n sıfıra bölelim. Ve şunlar birbirini götürsün. Elimizde e üzeri eksi 5730 k eşittir 1 bölü 2 denklemi kalır. Burada k ile 5730'un yerlerini değiştirdik. Şimdi her iki tarafında doğal logaritmasını alırsak sonucun ne olacağını görelim e üzeri a'nın doğal logaritması a'dır. O zaman bunun doğal logaritması eksi 5730 k'dır ve bu da 1 bölü 2'nin doğal logaritmasına eşittir. Burada her iki tarafında doğal logaritmasını almış olduk. Bu denklemden k eşittir 1 bölü 2'nin doğal logaritması bölü eksi 5730 diyebiliriz. Şimdi hemen hesap makinemizi çıkaralım ve devam edelim. Evet, 1 bölü 2'nin doğal logaritmasını alalım ve eksi 5730'a bölelim. Sonuç 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eder. Yani k değeri 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Ayrıca yarı ömrü bilinen karbon 14 için genel bir formülümüz var. Başlangıç noktasından sonra verilen herhangi bir zaman diliminde kalan karbon 14 miktarı, başlangıç miktarı çarpı e üzeri eksi k yani 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı geçen zamandır. Karbon 14 için formülümüz bu. Eğer başka bir element için bu işlemleri yapmış olsaydık, verilen bir zamanda elimizde ne kadar elementin kalacağını bulmak ve k değerini hesaplamak için o elementin yarı ömrünü kullanacaktık. Şimdi bu bilgileri kullanarak bir problem çözelim. 300 gram karbon 14'te başladığımızı varsayalım. 2000 yıl sonra kalan karbon miktarını öğrenmek istiyoruz. Şimdi değerleri formülde yerlerine koyalım. N 2000 eşittir, başlangıç miktarı yani 300 gram. Çarpı E üzeri eksi 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı T ki bu da 2000 oluyor. Hesap makinemize zaten 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. Buna bir de çarpı 2000 dersek ne çıkar? Tabii şurada eksi olduğu için buraya da eksi işareti koymalıyız. Evet, 2000 yıl sonra kalan element miktarı 300 çarpı e üzeri eksi 0,2419'e eşittir. Maalesef hesap makinem e sayısının üstünü alacak bir fonksiyona sahip değil. Bu yüzden e değerini bizim girmemiz gerekecek. e sayısını 2,71 olarak alalım. e üzeri eksi 0,24... 0,78'e eşittir ve bu sayıyı da başladığımız miktar olan 300'e çarpalım. Böylece sonucu 236 gram olarak buluruz. Yani bu üstel bozulma formülünü kullanarak yarı ömür olmayan bir zaman diliminden sonra ne kadar karbon miktarı kalacağını bulmuş olduk. Şimdi buna benzer başka bir örnek daha çözelim. 400 gram karbon 14'te başladığımızı varsayalım ve kalan karbon miktarının 350 gram olması için ne kadar zaman geçeceğini bulalım. 350 gram, 400 gram çarpı e üzeri eksi k çarpı zamana eşittir. Şimdi zamanı bulmaya çalışalım. Nasıl yapabiliriz? İlk olarak her iki tarafı da 400'e bölelim. 350 bölü 400. Sadeleştirirsek 7 bölü 8'e eşittir. Yani 0,875'tir. Eşittir. E üzeri eksi 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t. Her iki tarafında doğal logaritmasını alalım. E üzeri herhangi bir sayının doğal logaritması yine o sayıya eşittir. Buradan hareketle 0,875'in doğal logaritması da eksi 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t olur. t'yi bulmak istersek şu ifadeyi karşıya atalım. 0,875'in doğal logaritması bölü eksi 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir t çıkar. Yani 350 gram kalana kadar geçen zaman budur. Hesap makinemi çıkarıyorum. Evet. 0,875'in doğal logaritmasını alalım ve 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 4'e bölelim. Sayı negatif çıkacak ve sonrasında bu sayıyı eksi 1 ile çarpacağız. Çünkü aslında değerimiz eksi 1,2 idi. Evet, böylece 400 gram elementten 350 gram kalması için geçen sürenin 1112 yıl olduğunu bulmuş olduk. Bu size başta karmaşık gelebilir. Fakat yapmanız gereken tek şey bu formülü hatırlamak. Herhangi bir element için k değerini buluyoruz ve sonra bildiğimiz değerleri yerine koyup istediğimiz sonuca ulaşıyoruz.